Siyasi dengelere baktığınız zaman bugün AK Parti ve MHP ittifakı, işte yanındaki diğer küçük partilerle beraber baktığınız zaman %30 ile 40 arasında bir yerlerde gezdiklerini söylüyor çeşitli farklı anketlere göre. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diğer adaylar arasında şu anda diğer adayların lehine olan bir küçük denge var ama yine de yakın birbirine. Burada sizin partinizin alacağı tavrın hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem parlamento seçiminde çok önemli olacağını herkes biliyor. Bu yüzden de herkes sizin partinizin oy tabanına yakın durmak, en azından çok fazla da kaçırmamak, çok fazla ürkülmek istiyor. Siz ise, partiniz ise biraz değişik bir tavır içerisinde geliyorsunuz bizim aklımız yerden bakınca. Bir yandan MHP ve AK Parti'ye karşı çok eleştirelsiniz ve bu partilerin Türkiye'de ciddi bir özgürlük sorunu olduğunu, demokrasi sorunu yarattığını düşünüyorsunuz. Diğer yandan ittifaka karşı da bir takım şartlar öne sürüyorsunuz. O zaman insanlar diyorlar ki, ya kardeşim siz buraya karşısınız, buraya bu kadar şart öne sürmek neyin nesi? Buraya sürdüğünüz her şart iktidara yarıyor diyorlar. Evet. Ve iktidar da bir anlamda sizin orayla birleşmenizi veya oraya yakın olmanızı engellemek için her türlü şeyi yapıyor. Siyasi manevra yapıyor. Sizin altılı masayla ilişkiniz ne durumda? Yani işte Mansur Yavaş olmaz, o olmaz, bu olmaz, Meral Akşener olmaz. Nedir oradaki beklentiniz, yoksa bir beklentiniz yok mu? Şimdi izin verirseniz Fatih Bey, çok teşekkür ederim. Gayet net ve açık bir soru. Halkımızın da bizden doğrudan duyması gerekiyor. 27 Eylül 2021'de bir deklarasyon açıkladık, tutum belgesi. Çok kısa olduğu için okuyacağım. Buyurun. Bakın, bir yıldan fazla oldu. 15 ay önce biz stratejimizi açıklamışız. Demişiz ki bizler parlamento seçimleri için Demokrasi İttifakı şiarıyla Halklar ve Barış İttifakı, Kadın Dayanışması ve İttifakı, Ekoloji İttifakı anlayışı temelinde toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleriyle en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yolda güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz parlamento seçimleri için. Şimdi asıl tartışılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 15 ay önce ne demişiz? Tek tek burada var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi, HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP'li, ister başka bir aday olsun, İsimler yerine ilkelerin, yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mütabakat yoluyla gerçekleşebilir. Seçilecek Cumhurbaşkanı da rolünü ve işlevini ancak bu zeminde doğru bir şekilde yerine getirebilir. Yani şunu demişiz. Biz muhalefetin ortak bir adayla ama önceden müzakere edilmiş ve mutabakata varılmış ilkeler ve programlar üzerinden seçime girmesi için tartışmaya, diyaloğa varız demişiz. Bunu da 11 maddelik deklarasyonda başlıklar halinde şunları konuşalım demişiz. Bunları kabul edin, şartlar bunlardır dememişiz. Ama çalışmalarımızı da devam ettirdik. Şimdi yüzde en az 12, 14-15'te gösteren oy oranı olduğu kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan en az 9'u gösteriyor, en fazla 14 gösteriyor. 14. Şimdi tabii hani kendini gizleyen seçmen vesaire diye anket şirketleri, firmaları söylüyorlar. Şimdi böyle bir parti Türkiye'de demokrasiye giden yolun açılması için yapıcı bir rol oynamak istediğini 15 ay önce söylemiş. Bunu çeşitli vesilelerle de tekrar etmiştir. Hı hı. Biz de bu çalışmaları parlamento seçimleri için devam ettirdik ve ittifaklar da oluşturduk. Emek Özgürlük İttifakı bu çalışmaların çok değerli bir ürünüdür. Bu ittifak çalışmalarını sürdürüyor ve işte ilk mitingimizi de 15 Ocak'ta Kartal'da yapacağız ama bu arada birçok faaliyette yaptık.
Parlamento seçimlerine hazırlıklarımız devam ediyor. Devam ediyor, onu sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de adım adım kendi stratejimizi somutlaştıracağımızı söyledik. Biz bütün kamuoyuna yaptık bu çağrıyı, başta var okumayayım. Yani bu sadece altılı masaya bir çağrı değildi. Türkiye'deki bütün toplumsal demokrasi güçlerine, demokrasi adalet isteyen herkese bir çağrıydı, yol göstermeydi, öneriydi. Bakın bu karanlıktan, bu otoriterliğin giderek yerleştiği sistemden, yani Türkiye'nin felaketlere sürüklendiği bu yönetimden kurtulmak için biz seçimlere giden yolda öneride bulunuyoruz. Açık konuşuyoruz, çok doğrudan söz söylüyoruz. Hiç öyle dolandırmıyoruz sözü. Şimdi bugüne kadar bu yönde bizim dışımızda kalan muhalefet partilerinin bir adım attıklarını görmedik. Kayda değer bir adım atılmadı. Şimdi HDP seçmenine sesleniyorlar diyorsunuz ya. Partisine en bağlı seçmen HDP seçmenidir. Dolayısıyla partinin dikkate alınmaması seçmen nezdinde kendisinin dikkate alınmamasıdır. Son araştırma yeni geldi, sahada yapıldı. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışmayla bunları bir firmaya yaptırdılar. Tabanımızın %90 seçmenimizin, geçen oy veren seçmenimizin %94'ü partim ne derse onu yaparım diyor. Dolayısıyla onun temsilcisini dikkate almayan bir anlayış, o seçmeni kazanacağım diye hani çeşitli öyle süslü sözler veya sloganlar üretmeye kalkarak sonucu belirleyemez. Biz diyoruz ki burada bir temsiliyet var. Halk iradesiyle gelmiş bir parti var. Olumlu siyaset yapıyor, yapıcı rol oynamak istiyor. Fakat bu ortam yaratılmadı. Bakın bizim aday belirlemek konusunda da kararımız var dediğimiz çok açıklama mevcut. Eğer bu gerçekleşmezse biz de en geniş demokrasi çevrelerinin ayrı bir adayla seçime girmesi için çalışma yapacağız demiştik. 25 Ekim tarihli grup konuşmamda bunu kamuoyuna duyurdu. Evet. Biz dedik ki evet şimdi kendi adayımızı, demokrasi güçlerinin adayını, Emek ve Özgürlük İttifakı dahil demokrasi güçlerinin adayını belirlemek için çalışmalarımızı başlattık. Şimdi 2,5 ay geçti, çalışmalarımız belli bir olgunluğa ulaştı ve geçen gün Pervin Buldan eş başkanım bunu konuşmasında açıkça söyledi. Evet biz yakında artık açıklayacağız, seçimlere çok az süre kaldı. Neden yapıyoruz bunu? Yani AKP'ye yarasın diye veya başka biri zarar görsün diye yapmıyoruz. Biz diyoruz ki siyasetin bu şekilde yürütülmesi Türkiye'yi bu karanlık girdaptan çıkarmaya yetmiyor. Biz bir alternatif yaratacağız. İddialı gireceğiz. Yani ikinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz. Kaldı ki altılı masada tartışmalar devam ediyor. Tek ortak adayla mı girilecek? Çoklu adayla mı girilecek? Bunların hepsi daha belirlenmiş değil. Bizim bunları beklememizi neden istesin? İnsanlar bunu anlamıyorum. Bir. İkincisi, HDP hakkı olan bir şeyi ve seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Hemen araştırma yaptırdık sahada. %74 Kürt şehirlerinde. %74 en az bu. Bizim seçmenimiz dışında da. HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır diyorlar. Bu AK Partiler söylediği için tabii. Bunların içinde AK Partiler de olabilir ama toplamda bizim taban buna çok büyük bir destek verdi. Ne, şimdi burada biz istiyoruz ki siyaset hakikatlerle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yürütülsün. Yani HDP bir hakikattir. Özür dilerim. Yani buyur, şunu anlamak lazım. Özür dilerim. Lafını geçer ama. Siz altılı masada yedinci parti olarak yer almak mı istiyorsunuz? Yoksa altılı masanın bir muhatap olarak sizle ayrıca görüşüp biz prensipler konusu anlaşmasını istiyorsunuz? Altılı masada yer alma konusunda hiçbir zaman bir talepte olmadı, ve politikamız olmadı. Biz diyoruz ki onlar
bir araya gelebilirler. Bu olumlu bir şeydir. Demokrasi adına güzel bir şeydir. Farklı partilerin bir araya gelmesi ve kendi aralarındaki farklılıklara rağmen temel bazı konularda buluşmaları olumludur. Ama bunu Türkiye'de bir dönüşüm gücüne çevirmek de bundan daha önemlidir. Biz diyoruz ki altılı masa belirlesin programını, ama bizimle açık ve doğrudan diyaloğa girsin. Öyle diyorduk biz. Şimdi bunlar olmadı. Ne isteniyor HDP'den? Bu soruyu açık sormak gerekiyor. Hakikatleri açık konuşmadıkça hakiki siyaset üretemezsiniz. Türkiye'ye de sahici çözümler öneremezsiniz. Demek istediğim şu, bizden beklenen %12 ile 15 arası oyu görünen bir partiden beklenen ne? Bizi şimdi bu hamlenizle AKP'ye avantaj sağladınız diye eleştirenler bizden ne bekliyorlar? Gölgede kalalım, sesimizi çıkarmayalım. Bunca yıldır, bunca zorluklara rağmen demokrasi, barış adına mücadele yürütüyoruz. Mağduriyet edebiyatı olarak anlamasın lütfen kimse. Bedeller ödüyoruz. Eski eş başkanlarımız içeride. Sayısız, o binleri, on binleri bulan insanımız içeride. Ne yapalım? Böyle bir siyasi parti, böyle bir siyasi mücadele birlikteliği ne yapsın? Bir taraf gelsin desin ki ya biz şunları işte oluşturduk, şöyle şöyle idare bir program çizdik, idare edin, bize oy verin, sonra Allah kerim. Ya bu politika değil, Türkiye için çıkış değil. Peki şunu anlamalıyız. Diyorsunuz o zaman ben şöyle anlıyorum. Biz ilkesel duruşumuzu koruruz. Evet. Çünkü biz zaten yıllardan beri bu duruşla bir siyaset yapıyoruz. Evet. Bu duruşun sonucunda mevcut iktidarını sürdürür MHP ile beraber. Hayır. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz kendi tam ilkelerimize tersine taviz vermeyiz mi? Hayır, tam tersine. Şunu söylüyoruz. Türkiye'yi bu iktidardan ve bu iktidarın yerleştirmek istediği rejim modelinden kurtarmak istiyoruz.